Şimdi bunu buradan çıkartmam çok fazla mümkün olmadığı için ki tencereleri buraya dizeceğim. Görüntü bozulabilir ama geniş açı almak istedim. Şimdi bizim şöyle bir gömme dolabımız var. Bu dolabın içerisinde genelde çeyizlerim duruyor. Burada böyle çok eskiden almış olduğum, hatta ilk videomda bu seti göstermiştim, izleyenler hatırlayacak. Şöyle bir Korkmaz'ın hiper seti var. Bunu çıkartmayacağım için buradan göstermek istedim size. Şu sette tek sevmediğim olay bu kapaklarının mavi olması maalesef ki. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Alınmış böyle kocaman bir set. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Aslında bir ara satmayı düşündüm ama şu anda çelik tencereler aşırı pahalı olduğu için. Hani tekli bile alsan çok pahalılar. O yüzden hadi dedim dursun. Belki içerisindeki parçalardan satarım eve yerleştikten sonra. Mesela şu tencerelerden birini ya da ikisini satışa koyabilirim. Çünkü 4 tane çelik tencereye ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Çok çelik kullanmayı sevmiyorum. Şu düdüklü tencereyi eleyebilirim. Cezveler durabilir. Barbekü bilmiyorum kullanır mıyım? Belki onu da koyabilirim. Evet. Şöyle bir üstünün de tozunu alayım. Şimdi diğer setim dışında bir tane de böyle bir setim var. Bu da Karaca'nın Bio Granit serisinden Silver Stone adlı 7 parçalık bir seti. Kendisi yeni eve geçerken yeni ocak değiştirdiği için indüksiyon ocak kullanıyor ve maalesef her tencere ona olmuyor. Bunu almıştı fakat hiç kullanamadan ve en azından sana vereyim çeyizinde kullanırsın dedi. Bunun bir tanesi tava, 3 tane de tencereleri var. Bu çok güzel bir set gerçekten. Ben bunu beğendim. Aslında gösterebilirdim ama bantlamışım ben bunu. O yüzden bence hiç açmayayım. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Tüm bu çeyizleri gösterdiğim videoları yukarıdaki kartlar bölümüne koyacağım. Merak edenler, izlemek isteyenler oradan izleyebilir. Şimdi bunu direkt ben yerine götürüyorum. Şöyle poşetlerim var. Şunları kenara çekelim. Evet, şimdi arkadaşlar bu bölümde ise benim artık evet sözlendik, çeyiz dizmeye başlamam lazım dedikten sonra aldığım tencereler var. Hemen bunların tozunu bir kere aldım ama bunları zaten büyük bir poşette muhafaza ediyordum. Şimdi Emsa'nın Perge serisini ne kadar sevdiğimi en eski videolarımdan takip edenler bilir. Şöyle bir iki tanesini göstereceğim size. Bu tavası, bunun sanırım iki boyu daha vardı, bir küçüğü. Bir tane de daha büyüğü mü vardı? Ya da iki küçüğü olabilir, çok emin değilim ama gerçekten bu seri çok güzel. Şöyle birazcık daha yakından göstereyim. Hiçbir şekilde yapıştırmıyormuş. Kullananlar da çok memnun. Her kutunun içerisinden şöyle bir bez çanta çıkıyor. Bir tane böyle bir tavasını almıştım. Tava bizde çok fazla kullanılan bir şey. Özellikle Hilmi sporcu olduğu için işte sürekli omlet, yumurta, tavuk, köfte, et falan protein tarzı beslendiği için genelde tavalar benim için önemli. Sonra bu seriden şöyle bir tane, buna zaten bayılıyorum. Bunu da göstermiştim. Aşırı tatlı bir tencere. Şöyle kapaklarını falan hep ayrı bez kumaşlarla şey yapmışlar. Şöyle çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bunun bir tane de büyüğü var böyle derine. Onu almadım ama hala kararsızım, alsam mı diye bilmiyorum. Bunun içerisinden de bir bez çanta çıkıyor. Aynı zamanda şöyle silikon tutacakları var. Şuralara taktığınız zaman sıcaktan etkilenmiyor. Yani rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Sonra şöyle bir tane sahanını almıştım. 20 santimlik olan sahanı. Bu şekilde. Yine bunun da burada tutamaçları var. Ve aynı zamanda bu tencere de 20 santim olduğu için bunun kapağını bu tavada kullanabiliyorum. Öyle bir güzelliği de var. Şöyle alalım. Sonra bir tane yine Perge serisinden şöyle bir sos tava almıştım. Ben böyle sos tavaları çok fazla kullanıyorum. Özellikle işte yulaf lapası falan yaparken ya da işte herhangi bir noodle, eskiden noodle çok yapardım, şu an yapmasam da. İşte sos, çorba, yani çorba bile ısıtırsınız. Her şey için bence kullanımı çok çok rahat oluyor. Bu seriyi de beğendiğim için açıkçası Pelge'den almak istemiştim. Şimdi ben ilk olarak bu 4 parçayı almıştım. Bir büyük tava, küçük bir tencere, sosluk ve sahan olarak. Daha sonra bu seriyi beğendiğim için bir tane de pilav tenceresini almaya karar vermiştim. Bunu işte sonradan aldım. Bunu açalım. Hop. Çok tatlı gerçekten. Yani görünüşleri falan da çok güzel. Tabii ki kullanım çok daha önemli. Kullanıp memnun olan arkadaşlarım olduğu için, bir de görüntüsü de güzel olunca açıkçası pilav tenceresini de böyle almak istemiştim. Sonra bu tencereyi almaya gittiğimde bir de
şöyle bir ızgara tavasını görmüştüm. Bunu ben daha önceden görmemiştim. Görseydim kesinlikle lavadan almaz bunu alırdım. Hemen bunu da şöyle bir açalım. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Çok da ağır değil. Mesela lavanınki aşırı ağır. Sofraya falan böyle taşıyamazsınız. O yüzden bunu aldım. Bu arada bunların fiyatları çok çok uygundu geçen sene. Şu an ne oldular bilmiyorum. Bu videoda izleyeceğiniz tüm ürünleri aşağıya açıklamalar bölümüne linklerini ekleyeceğim. Beğendiğiniz bir şey olursa oradan bakabilirsiniz. Ve bu son ürünümdü. Pelge serisinden toplamda 6 tane ürün almış olmuşum. Şöyle bir poşetim var. Yine bunun içerisinde de benim aldığım 2 tane olması lazım. Tencere var. Şimdi bunlar da Karaca'nın Biodiamond serisinden. Yine herkesin kullanıp çok memnun olduğu bir tencere seti. Bu serinin bir de böyle kapağı ve tutamak yerleri böyle elmas şeklinde, kristal şeklinde olanı var. Ama ben onu hiç beğenmemiştim. Hem aşırı kaba duruyor hem frapan duruyor diye. Zaten kullanan herkes hiç memnun olmadığını söylemiş. Bulaşık makinesinde falan oradaki renkleri solmuş. Ben her zamanki gibi şansımı sadeden yana kullandığım için şanslıyım. Açtığım zaman içi böyle simli simli gibi. Şu kısımları çelik olduğu için bunu fırına atabiliyorsunuz. Mesela diğer versiyonunda o elmas kristal gibi olanda fırına sokamıyorsunuz. Bunu böyle olduğu gibi fırına atabiliyorsunuz. Fırınmadan şu kapağını da kapatayım. Şöyle de bir görüntüsü var. Şimdi aslında eğer Perge serisini sonradan görmemiş olsaydım ben tencereleri bundan tamamlamayı düşünüyordum. Biodiamond serisinden almayı düşünüyordum ama Pergeleri görünce tamamen değişti fikrim. Biodiamond gerçek elmas kristallerinden üretiliyormuş. 10 yıl garantisi var bu ürünlerin. Bendeki 26 santim olan karnıyarık tenceresi. Bir de Biodiamond'dan bir tane tava aldım. Ama bu wok tava. Hemen onu da şöyle size açıp göstereyim. Wok tavam yoktu. Bir tane olsun istedim. Böyle tavuk falan yaparken gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden onu da bundan yana kullandım. Şimdi bunları alırken şöyle bir, aslında bunu fırın kapları bölümüne eklemem lazım. Yani bu videoya koysam bilemedim ama şimdi bunlarla birlikte kaldıracağım için bence koyabilirim. Şöyle bir döküm kek kalıbı. Bu Emsa'nın. Aslında bunu almak gibi bir niyetim yoktu. Ama ablam kendisine aldı. 2-3 kere kek 2-3 kere kullandıktan sonra İrem kesinlikle bundan bir tane almalısın dedi. Çünkü keki hiçbir şekilde yapıştırmıyormuş. Yani çevirdiğin gibi kek olduğu gibi düşüyormuş. Onunkisi daha böyle baklava gibi değişik böyle deseni var. Daha böyle döngülü. Ama ben böyle sade olanı istedim. Bunu da bana sağ olsun ablam hediye aldı. Burada göstermiş oldum bu videoda. Aslında tabaklar, işte fırın kapları gibi bir video yapacağım ama bunu burada tencerelerin yanında göstermiş olayım. Şimdi lavadan 2 tane ürünüm var. Ben lavayı çok seviyorum. Özellikle görünüşleri falan. Çok şık duruyor. Hatta böyle yeşilli turunculu tencereleri var ama onlar aşırı pahalı. Bunlar gibi değiller. Bunlar A101'e gelen lavalar bu arada. Ben iki kısım lava olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde lava tencereler gerçekten bir pahalı. Ama A101'e gelenler uygun fiyatta oluyor. Aralarında malzeme farkı olduğunu falan düşünüyorum. Çünkü o yeşil tencerelerin tanesi 500-600 lira. Birazdan göstereceğim tencereyi ben çok çok uygun fiyata aldım. Lavadan şöyle bir tane döküm tavalarından aldım ama o kadar ağır ki. Aslında ben bunun kare olanını çok istiyordum ama A101'e o hiç gelmedi. Şu şekilde olanı var. Böyle yanlardan tutma yerleri var. O hiç gelmedi. Bu gence bunu almak isterim ama sonradan Emsa'nın az evvel gösterdiğim perge karesini görünce onu almak istedim. Yani işte bunu artık misafirler falan geldiğinde böyle çok elleşmeyeceğim zamanlarda kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten döküm tavada etler mükemmel oluyor. Bir diğer lava ürünüm de lavanın meşhur, herkes tarafından alınan tenceresi. Bu 23 santimlik. Of, çok ağır. O kadar ağır ki anlatamam. 5.3 litre olan şöyle bir döküm tenceresi. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Şu an muhtemelen siz daha net göremiyorsunuz. Şöyle şu kısımlarında böyle bir koyuluk falan var. Derinliği şu şekilde. Çok güzel bir tencere ama kırmızı olmasaymış daha iyi olurmuş. Mesela şu formda olan dikdörtgenler falan da çok hoşuma gidiyor ama dediğim gibi bunlar nedense çok çok pahalı.
Bu A101'e gelenler bir tık daha ucuz oluyor. Ben bunu 160 liraya falan aldım yani, öyle düşünün. Bilmiyorum, şimdilik dursun. Kullanmak istemezsem belki bunu direkt gardıropsa falan koyarım ya da yakınlardan birilerine satarım. Çünkü bunun kargosu eminim ki yüz binlerce lira tutar. Şimdi şöyle bambaşka bir şeye geldim. Şöyle üçlü çelik tencere seti. Biz şu anda evde bunlar kullanıyoruz yıllardır. Çeliği falan çok çok güzel. Böyle üç tane hiç böyle kararma ıvır zıvır yapmadı. Yani çok uzun zamandır kullanıyoruz. Şu an buna gerçekten hiç gerek yok. Zaten az evvel gösterdiğim o mega setin içerisinde, hiper setin içerisinde böyle tencereler var. O yüzden muhtemelen bunu gardıropsa ya da dolaba yükleyeceğim. Şimdi bir tane de aynı onun gibi şöyle üçlü bir sahan seti var. Aynı az evvel gösterdiğim hiper setin içerisindeki gibi. Ya bundaki tek sevdiğim olay mesela bunun kapaklarının bu şekilde olması. Benim o setin içerisindeki kapaklar mavi cam. Ne yapayım şimdi, sırf kapakları düz diye bunu da kullanamam. O yüzden muhtemelen bunu da koyacağım. Bu poşetin içerisinden şöyle bir tane krep tavası çıkıyor. Aşırı yeşilli bir şey. Krep tavam yok. Bir tane istiyorum ama böyle dökümlerden istiyorum. Belki Perge serisinden alabilirim. Çok emin değilim. Ama böyle bir tane, ne bu? Üzerine yazmamışlar. Böyle bir krep tavası var. Yani bunun rengini falan çok sevmedim. Bir de şimdi hani olması da olur diyerek bunu da şeye yükleyeceğim. Dolap hesabıma yükleyeceğim. Sonra burada Cem'in şöyle Gusto diye bir tava seti var. Bunlar muhtemelen bana ya Avon'dan ya Orflame'dan falan geldi. Çünkü ben bir dönem gerçekten çok iyi satış yapıyordum. Ha, kek kalıbı varmış. Böyle ortası şöyle yuvarlak olan kek kalıplarından varmış. Aa, çok iyi. Şimdi birazcık da şeye geçelim. Dekoratif olan tencerelere geçelim. Bunu ben pazardan almıştım. Seramik bir tencere var. Daha çok böyle sunumluk bir tencere. Hani buraya eklesem mi, eklemesem mi bilemedim ama. Yani çok da emin değilim. Belki bunu koyarım dolaba. Bilmiyorum. Bu kadar şeyden sonra şu an bu olmasa da olur gibi geldi bana. Bunu daha çok böyle yemeğinizi yapıp sofraya falan getirirken içerisine koyabilirsiniz. Sonra bir tane şöyle mini boy kapaklı güveç tencerem var. Bunun biz büyüğünü kullanıyorduk evde. Şöyle şu kadar, ah çocukluğumda onun içerisine annem et yemeği pişirirdi. Gerçekten ben o kadar büyüğünü almak istemedim. Bir tane böyle küçük alayım dedim. Hani böyle iki kişilik güveç yemek yaparım diye. Sanırım dört tane de şöyle güveç kasesi var. Sonracığıma bir tane şöyle cam tencerem var. Tabii ki de benim de bir cam tencerem olmalıydı diye. Şöyle küçük boylarından almıştım. Bu da A101'e gelmişti. Bunun içerisinde yumurta falan haşlıyorlar. Çorba yapıyorlar. Yani cesaret edip ocakta kullanmak istemezseniz de mesela soğuk çorbalar, yayla çorbası falan böyle sofrada sunum için gerçekten şeffaf olduğundan dolayı çok güzel duruyor. Bunu da A101'den almıştım. Termisil tencere, ısıya dayanıklı. Şimdi başka tencerem kalmadı sanırım. Kalmasın yani, bu kadar tencere nedir diyorsunuz şu an bana, değil mi? Haklısınız, haklısınız ama dediğim gibi bir tane ablam hediye aldı. O hiper set daha önceden alınmış, kenara koyulmuş bir sette falan derken bu kadar çok oldu. Allah sağlık versin, hepsi kullanılır. Olmadı eve bırakırım. Şimdi bunu unutmuşum, hemen araya sıkıştırayım. Ortam değiştiği için belirtmek istedim. Bir tane günlük çaydanlığım var. Bunu da ben geçen sene almıştım. Ben çaycı almayı düşünmüyorum açıkçası. Onun yerine normal bir kettle almayı düşünüyorum. Aslında herkes şey diyor, hani kettle alacağına çaycı al. En azından üst kısmı var, çay yaparken kullanırsın. Ama ben çayı çaydanlıkta demlenmiş şekilde daha çok seviyorum. İşte çaycı büyük oluyor. Ne bileyim, biz çok çay içen insanlar değiliz. Misafirim için de zaten o hiper setin içerisindeki çaydanlığı göstermiştim. Öyle büyük bir çaydanlığım var. O yüzden böyle hemen 2-3 kişilik küçük bir çaydanlık almak istedim günlük. Bunu da Karaca'dan aldım. Şöyle aşırı tatlı, çok çok güzel, minnoş bir çaydanlık. Bunları zaten Karaca alışverişim videosunda göstermiştim. Dediğim gibi yukarıdan, linkten ya da açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Şöyle bir tık daha yakından göstereyim. Gerçekten çok tatlı duruyor. Keşke şurası gri olmasaymış, düz olsaymış daha iyi olabilirmiş.
Bunun bir de şu kısmının da şöyle bir kapağı var. İsterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz. İşte ıhlamur mıhlamur istediğinizi yapabilirsiniz. Bu da Karaca'nın defne modelindeki küçük çaydanlığı. Evet, şimdi tencerelerim bitti aslında. Şöyle bir borcam setim var. Ben bu arada çeyizime hiç borcam almadım bugüne kadar. Seti geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir teyzeciğim bana hediye getirmiş. Borcam çok fazla düğünlerde hediye gelen bir şey olduğu için ki artık borcamlar da pahalı. Yani borcam da gelmiyor. Ben açıkçası çeyizime hiç almak istemedim. Hala da almayı düşünmüyorum. İki tane yeter de artar da zaten. Belki bir tane dikdörtgen olursa iyi olur. Evet, az evvel bahsettiğim, benim aldığım borcam ise bu borcam. Ben bunu evde ekmek yapmak için almıştım. O pandemi zamanı biliyorsunuz ekmek yapmalar falan çok modaydı. Böyle bir kaba ihtiyacım vardı. O zaman almıştım. Fakat sonradan kullanmayınca dedim ben bunu çeyize atayım. Baton şeklinde. Bunun içine ekmek, kek, her şey yapabilirsiniz. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sonra şöyle meşhur A101'e gelen şu ikili olanlardan almıştım. Bir tanesi oval, bir tanesi de böyle kare şeklinde. Bunları işte teker teker kolilemem gerekiyor. Yani neden bunu 6 tane alırsın? Hemen tek kişilik olan şeylerden var. Bunlar aslında böyle muhafaza etmesi kolay. Üst üste koyduğun zaman çok da yer kaplamıyorlar. Siz yine de benim gardrops ve dolap hesabımı takip alın arkadaşlar. Çünkü benim ne zaman ne yapacağım belli olmaz. Bir bakmışsınız hepsini satışa koymuşum. Şöyle 6 tane de seramik sufle kabım var. Sadece sufle kabı olarak düşünmeyin. Yani bunlara çerez bile koyabilirsiniz. Hemen bunları da yana alıyorum. Sonra şöyle 2 tane aşırı güzel minik tencere kaplarım var. Bunu bir tane gri, bir tane krem almışım. Şu anda bunların hepsini tabii böyle büyük bir keyifle ve hevesle aldığım için açıkçası biraz kıyamayabiliyorum. Ama eve yerleştiğimde, dolapları yerleştirdiğimde muhtemelen birçoğunu elimden çıkartmak isteyeceğim. Sanırım son olarak bir tane de şöyle küçük bir tavam var. Yani bunu neden aldım bilmiyorum ama daha şöyle göstereyim. Böyle bir tane tava var işte, yumurta tavası. Böyle sanırım başka fırın kabım yok. Aslında şeylerim var. A101'e de geliyor böyle Arc Copal gibi fırın kapları falan var aslında. Onlar da var ama şu anda onları nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer bulursam çekip bu videoya ekleyeceğim. Belki kadraj farkı olabilir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tencereleri gösterdim. Artık kapanış için ilk halimize dönebiliriz. 9 şöyle bir tane 12'li bir fırın kabı gibi bir şey var. Ama bunun rengi pembe olduğu için muhtemelen ben bunu direkt dolap hesabıma yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sevmiyorum pembe şeyleri. O yüzden bunu kaldırıyorum. Evet, şu tek kişilik olan fırın kaplarımı şöyle pıt pıtlı şeye saracağım. Kartonun içerisine alacağım. Bu arada bunları aşırı böyle sağlam paketlememe gerek yok. Çünkü evimiz, bizim eve gerçekten çok yakın ve ben böyle çeyiz alması falan yapmak istemiyorum. Kendimiz gidip dizeceğimiz için. Muhtemelen böyle işte her akşam birer koli, ikişer koli alarak ya da işte arabayı yükleyip parça parça götüreceğiz. Kendimiz taşıyacağımız için çok da böyle bir sürü şeye sarmaya ve kağıt poşet israfına gerek yok. O yüzden taşınabilecek şekilde olsunlar yeter. Şu cam tencereden korkuyorum. Bu kırılırsa çünkü üzülürüm. Şu toprak tencere. Şunda hala emin değilim. Neyse ben bunu kenara bir kaldırayım da. Muhtemelen satarım bunu ben çünkü kırmızı. Şimdi şunları da şöyle poşete koyacağım. Şunları direkt kaldırıyorum. Ya o kadar çok pıt pıt poşetim var ki. Şu an diğer odada misafir var. Sırf üşenip gitmediğim için paketlemelerim rezalet. Evet.
Evet, gördüğünüz gibi koli dedim. Yani ne var şurada Rocco yazıyorsa gidip para verip bir de koli mi alacağım ya? Yan tarafına arkadaşlar içerisinde ne olduğunu yazacağım ki. Bu çok büyük bir kolaylık. En azından yerleştirirken çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Hemen şuraya kapları yazdım. Şu kısmına da üstüne de şöyle mutfak yazdım. Bir tane de kalp koyalım. Evet, bunu kaldırıyorum ve videomuzun sonuna geçiyoruz. Yani şuradaki kısım komple tencereler, tavalar, fırın kapları olmuş oldu. Yani bu kısmı bitirdiğime göre büyük bir oh çekebilirim. Çünkü en ağırları bunlar olduğu için açıkçası birazcık beni zorluyordu.